Reisim. Ne haber? Ne yapıyorsun kardeşim? İyi reisim, sen nasılsın reisim? Allah razı olsun. Çok iyiyim, teşekkür ederim. Ne var ne yok? Arayayım dedim seni, ne yapıyorsun? İyi yaptım. Bende yeni numara yok reisim. Bugün Mithat Ekşi ile görüştüm, Haloğlu'yla. O söyledi. Görüşmüşsünüz. Ben dün oradaydım. Dün ben de uğradım ona da. Öyle biraz sohbet ettik ona. Hesabımda da bu konulara da böyle bir genel manasıyla böyle bir konuştuk da. Nedir bu konular da? Sen... Nasıl orada? Atmosfer nasıl? Reisim ortalık yangın yeri kuracak. Hak ettiler de. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Ama işte reisim şu pelikana, iki pelikana girmeden aslında böyle daha girmeden artık. Ama kardeşim onlar da var da işin içinde nasıl girme? Ama işte ben şimdi zaten o ben şeyi aradım, Süheyt'i aradım. O pelikanın şey var ya, Hilal'in kocası, Hilal Kaplan'ın kocası. Bu pelikanın başı o zaten. Süheyt'i ben aradım. Benle görüşmek ben istemiş zaten. O Fatih'le görüşmüş. Şey oldu. Süheyt mi? Çok sinirliydim o zaman. İlk günler benimle görüşmek istemişti. Çok sinir. Gerçi hala daha sinirliyim. Sinirim geçmez de. Şeyh'i ben aradım. Abi dedi. Ben dedi burada değilim dedi. Geleyim dedi. Mutlaka deme dedi. Görüşelim seninle dedi. Görüşecektim ona. Konuşacaktım onunla. Hani işin neresi? Resim sen sigaraya başladın. Ne yapayım? Sigaraya başlatan kader utansı. Size... Size zorla eziyet ediyordum, kimseye sigara içtirmiyordum, bak bize de sigaraya başlandı hayat kardeşim. Neyse ben bir görüşeyim mi Süheyt'le? Ya görüşsen ne diyecek? Yani ben varım mı diyecek? Yani ne diyeyim, yokum diyorlar. Ya bir enteresan şey var, şunu söylüyor yani. O şeyle konuştuğumuzda, Fatih kardeşimle konuştuğumuzda, ben Fatih'i biliyorum, severim, bir Atatürk konusu, Haris zaten benim yanımda konuşmaz adı. Böyle bir geldi, bir şeyler anlattı, kafamı karıştıracak, yok devletin içinde bir grup varmış da, Mehmet Ağrı bilmem şey yapıyormuş da, karşıymış da, işte MİTİ'yi söylüyor. İşte sanki ben onlarla beraber böyle hükümete şey yapıyormuşum da, dedim ya kardeşim sen ne anlatıyorsun dedim. Hiç söyle onları, benim çocuklarımın gözyaşının bedelini ödeyecekler. Benim hırsızın olursun evine giderken kadın polis getiriyorlar, beni aşağılamak için kadın polis almadan evime gelme ödeyecekler. Ayrıca dedim narkotik köpeğiyle benim evimi arıyorlar, narkotik polisiyle lan benim, biz dedim evde, bizim torbacı mıyız ulan dedim yani evden. Bunu dedim ödeyecekler. O Tolga'yı da babasını da... Sinirlendim o zaman biraz böyle şey konuştum. O dedi abi ben küfürle dedim ki kardeşim sen dedim ben söyleyeyim ben ait şey günah sevap. Yani şöyle ben Süheyt'le yani şöyle değilsin ben şimdi bunlar beni tanıdığım için mesela Feyza ile ben konuştum. Bu Hilal'in yardımcısı var Feyza. Feyza seni de takip ediyor hatta. Twitter'dan da takip ediyor seni Feyza Özpetik mi ne? Bu Hilal'in yardımcısı beni aradı. Sen ilk videoyu yayınladın ya resmen hani pelikanlar diye. Ya şimdi burada şöyle bir şey oldu. Ya ben yani, Hilal Hanım'ı gıyabında tanıyorum. Fatih anlatıyordu böyle çok iyi insan öyle böyle diye. Ben başka hiç tanımıyorum. Bir bilgim yok. Hiçbir şeyim yok yani. Ama işte Hilal bu pelikancılar olarak dedikleri kişiler Hilal'in kocası Hilal ve kocası orada Bosporus ekibi var ya dedikleri. Ya o biraz böyle şey Ahmet Davutoğlu'nun devamının İşte onların kullandığı şey. Mesela ben Hilal'le görüşüyorum. Çok iyi görüşüyorum. Herkes pelikancılar diyor onlara. Tabii yok diyor da. Pelikancı diyor da resim. Yani ben yani, Ahmet Davutoğlu söyledi diye demedim ki pelikancı onlara. Ama şöyle ben mesela bak benim Süheyt'le ikili konuşmalarımda Mehmet Ağar'dan nefret ediyorlar. Nefret ediyorlar. Ya nasıl mesela, nefret ediyorlar da sonucunda Berat Bey onları ya bütün hepsini Berat Bey yönlendirmiyor mu Serhat'la beraber? Bilmiyor muyuz da onlar? Diğer taraftan da Mehmet Ağar'la da Berat'ın yakındı. Tolga'yı... Ya nasıl nefret ediyor? Tolga'yı getirdiler Marmara Teşkilat Başkanı yaptılar. İyi tecavüz ettin, kızı öldürdün. İşte Beykoz'da ateş ettin, onu yaptın. Bütün hepsi delil, ispatlı şeyler. Yani babasının yaptıkları. Şimdi bunu kim yaptı? Berat yaptı. Herkes biliyor da bunu Tolga'yı
Bin öyle değil mi de kardeşim? O yaptı da. Şimdi ya birbirinden nasıl nefret ediyor bu? Yani anlamıyor mu ki o zaman? Ya abi burada başka bir şey var ya. Vallahi başka bir şey var reisim ya. Vallahi başka bir şey var. Ben anlamıyorum. Kur'an çapsın anlamıyorum. Yani çünkü ben bunlarla ilgili ilişkilerim. İlk videoyu yayınladım. Eşkıya diye bir tane dizi var. İlk videoyu yayınladıktan sonra diziye bir tane karakter sokuyorlar. Adı Peker. İşte diyor bu. Şöyle, ben seyretmiyorum, şöyle bir diyalog geçmiş. Herkes aradı bana söyledi. İşte diyor bu işte arabayı süren arkadaş. O diyor Peker diyor, o diyor çok fazla konuşur, önemseme diyor. Allah. E şimdi kardeşim ne yapacağız? Yani pelikanı yok diyorsun. E şimdi Sabah, ATV bütün hepsini ortak bir beyin yönetiyor. Pelikan, Serhat başlarında. Serhat. E şimdi Berat, Serhat. Gerçi esas beyin olan o Serhat mı ne o? Abi tabii. Yani zaten şey o da Serhat o ama yani Serhat'ın da gideceğine dair bir bilgi vardı öyle kaldı ama. Yani medyanın başından gidecek de çünkü. Ulan nereye gidecek televizyon kanalı onun, gaz her şey onun zaten. Kendilerinin de emaneti öyle duruyor da kardeşim. Ya ama o medyanın başından şeyden çünkü TRT ekibi de çok rahatsız o Serhat'tan. Ya partinin kendisi rahatsız. Partinin kendisi hep medyadan rahatsız. AK Parti'nin önde gelenleri habere çıkmıyor reis. Habere çıkmıyorlar. Ya o haber değil abi. Miydi? Darbe gecesi şey, evet. Tayyip abinin yayınını vermeyen. Aynen. Bana bunu nasıl yaparlar? Lan ya ben Tayyip abinin eşine, lan Berat'ın eşine, öbürlerinin eşine o lafları söyledi diyor milletvekili lan. Şahitsin de kardeşim lan. Neler yaptık dün ya? Ya ben dün bunu konuştum. Dün bunu konuştum onlarla. Dün bunu Uğur'a bunu söyledim. Uğur'a dedi ki bak dedim oğlum sizin bir şey kaçırıyorsunuz. Bilal Bey'in yardımcısı bak oğlum dedim. Sizin bir şeyden atla dedim oğlum eşeği kaçırıyorsunuz dedim. Karıştırıyorsunuz. Bak dedim yani bu bahsettiğiniz dedim. İnsan dedim. Ben bizzat içindeydim dedim yani. Barbaros dedim. Kendi asistanı bunu dedim. Avukatı. Abinin dedim reisin dedim avukatı. Yani beyanı oradaydım dedim. Karakoldaydım dedim ya. Bu adam eski milletvekili olanları dedim. Ya dedim, Metin abi sözde şeyi organize edecek. O görüştü geldi. Karakol amirini organize edecek. İlkin iki kişi kavga edecekti. Ondan sonra o olmayınca Barbaros. O kadar. Ben oradaydım. Abi ben biliyorum zaten hikayeyi. Ben de diyorum ki olmadım ama onlar da çok şaşkın. Mesela karakol amirini ayarlayamadı. Metin abi oradan yürüdü gitmişti. La ertesi gün atlıya çıkarken adama ne... Ya ben pişman değilim. Ben tanımadığım 14 yaşında kıza tecavüz etti diye ben Ergenekon mahkemelerinde de söyledim. De hatırlarsan kolunu kırdım yetmedi, bacağını kırdım. Bütün tecavüzcüler karıya bacıya kıza kim namussuzluk yapıyor bedelini öder. Ben yaptığımdan pişman değilim. Lan ama senin namusun için, Serhat senin yengenin namusu için yaptım. Cumhurbaşkanımızın o zaman sinirliydi, Metin gitti, görüşme yaptı, geldi. Metin abi, lan böyle bir şey olur mu arkadaş? Lan bizim karımızın namusu namus değil mi? Lan bizim namusumuz namus değil mi? Bizim evimize erkek polis yolluyorsunuz. Kadın polis yok. Hırsıza var. Torbacıya var. Herkese var. Bizim operasyonda ki bütün herkese de var ama bize yok. Bizim eve yok. Ya abi şöyle ben seninle hatırlıyor musun? Bir 6-7 önce bir konuşmuştuk seninle. Bayağı hani şeydeyken, yoldayken de o zaman şeydeydi, Karadağ'daydın neyse. Konuştuğumuzda da. Ya orada da mesela hani ben şeyi anladım. Beni çünkü hemen çağırdılar. Yani FaceTime'dan hafta görüşmüştük seninle abi. FaceTime dinlenmiyor da. İşte dinlenmiyor. FaceTime'dan ben görüştürdüm ama beni hemen aradılar. E nasıl aradılar oğlum dinlenmiyorsa? Dinlenme yok. Sadece görüyor ama. Aradığım birbirimize iletişim kurduğumuzu görüyorlar. Önemli değil. Bana bir şeydi yani. Senle işte sen abi gelene görüştü diye sordular. Bana dedim benim abim dedim. Hemşire. Yani bu dedim ben çok sevdim. Benim abim dedim. Ailemin dostu. Benim çok sevdim abim dedim. Ben orada şeyi zaten anlamıştım. Hani burada bir şeyler var ama ya bence burada yani ya aradaki yani Metin abi zaten biraz kopuk yani ondaki Metin Külük'teki bağlantılar kopuk. Yani kendisi üstü çizilmiş durumda. Nasıl üstü yani çizilmiş? MKYK'ya girdi. Ya reisim MKYK çok önemli değil ki ya. Nasıl önemli değil ya? Olur mu öyle saçmalıyorsun? Nasıl önemli değil ya? Vallahi kalp, şey partinin ya. Kalbi de orası. Görüşeceğim ya. Metin abiyle bugün görüşeceğim 12'de. Metin abiyle de? Hı-hı.
O da diyormuş yani, sağda solda ya bu adama bu yapılmamalıydı, bu adama bu yapılmamalı. Lan o diyor yapılmamalı, o diyor yapılma. Herkes aynı sözünü söylüyor ama yani bir şey değil ki. Ya, lan bir de o Suriye silahları konusu lan. O kadar namussuzluk yaptılar lan. Bir tanesi bir yerde bir yazı yazdırmıyor. O kadar gazeteniz var, televizyon var. Bu adam bu silah kendi yolladıklarını kendi parasıyla yolladı. Ne oğlum sen oteldeydik da sen de vardın da. O malzemeleri yollarken sen yok muydun? Her seferinde vardın orada. Vardım. Ben evet. Birçok ortasında vardım. Hatta o en son arabada... Bak biz dört tır yolluyorduk ya. Dört tır da onlar veriyorlardı. Ama biz onlarınkinlerin dağıtımını kendimiz yapmıyorduk. Biz parasını verdiğimiz, bizim kendi aldığımız benim şeylerimin onların dağıtımını. Onlar getiriyordu. Suriye'de başka veriyorlardı başka yerlere. Ulan bunlar silah mı satıyordu? Yani biz satmıyorduk oğlum. Sen de vardın, ben de vardım işte. Satıyorsak sen de bilmen lazım. Ya. Ulan bir tane gazeteye niye yazmıyorlar? Yani bu adam kendi parasıyla alıyordu, yolluyordu. Ha, öbürleri de benim tırla beraber gidiyordu. Bizim tırlarla biliyorsun da işte şeye takılmasın diye. Yok devletin şeyi daha önce sıkıntı yaşanmasın diye. Ya bu namussuzluk ya. Vallahi namussuzluk ya. Billahi namussuzluk. Doğru. Reisim ben bir görüşeyim bir şeyle. İster misin? Yani bir görüşmek de istiyorum aslında da. İyi oldu aradığım da. Ben bu Süheyb'le bir görüşeyim mi? Süheyb çünkü ben aradım. Ben Süheyb'i aradım. Hemen bana abi dedi geleyim dedi. Hemen dedi görüşelim dedi. Gözünü seveyim dedi. Ben dedi şehir dışında yani Serdar abi dedi. Hemen dedi görüşelim dedi. Ben dedim ki pazartesi günü ben İstanbul'dayım. Abi salı geleceğim ben dedi. Mutlaka dedi bekliyorum seni dedi. Süheyb'i bir arasan o. Benimle görüşmek istemiş. O şeye söylediği o MİT konusu kafama takıldı. Bir söylesene ben bir telefonla onunla konuşalım. Bu nedir bana bir anlatsın. Beni ikna edebiliyorsa onlara bir daha söylemeyeceğim. Ama Mehmet Ağar'a değil ona söyleyeceğim. Onu mahvedeceğim. Beni bir ikna etsin nedir bu MİT konusu. Bir anlatsın da bana. Şey mi? Hı, bir konuş onunla. Ben salı günü yanına geçeceğim buluşacağız ya. Salı günü ben anlattırayım abi. Oğlum salı günü geç olur şimdi. Pazar günü gene video çekeceğiz. Pazar günü gene video çekeceğiz. Şimdi bunları gene söyleyeceğim. Sen bir... Neyse o zaman ben bir arayayım mı şimdi? Bir konuş. Tamam. Hadi. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Sağ ol.